Tehlikeyi atlattık. Genç dünyanın öfkeli dönemini geride bırakıyoruz. Şimdi zamanda ileriye doğru gidelim. 1986 yılına geldik. Suyun kaynağını araştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rotamızı gökyüzüne çeviriyoruz. Aradığımız cevabın izleri orada saklı. Çünkü bilim insanları suyun gerçekten uzaydan gelip gelmediğini anlamak için doğrudan gözlem yapmaya karar verdi. Hedefleri Halley kuyruklu yıldızı. Halley'in öngörülebilir yörüngesi sayesinde 1986 yılında Dünya'ya örnek alınabilecek kadar yaklaştı. Avrupa Uzay Ajansı bu tarihi fırsat için Giotto adlı insansız keşif aracını gönderdi. Giotto, bir kuyruklu yıldıza yaklaşan ilk uzay aracıydı. 13 Mart 1986'da Halley'in çekirdeğine ulaştı. Yıldızın kuyruk gazlarını, donmuş su buharını ve kozmik tozlarını inceledi. Astronomlar Halley'deki suyun Dünya'dakiyle aynı olup olmadığını anlamak üzereydi. Ancak sonuçlar geldiğinde gizem daha da derinleşti. Halley'in suyundaki hidrojen Dünya'dakine göre yaklaşık 2 kat daha ağırdı. Görüntü aynıydı fakat atom düzeyindeki fark çok büyüktü. Bu da net bir gerçeği ortaya koydu. Yeryüzündeki suyun tamamı kuyruklu yıldızlardan gelmiş olamazdı. Cevaba yaklaşılmıştı ama bu kez de yeni bir bilinmezliğin kapısı aralanmıştı. Halley kuyruklu yıldızından gelen veriler çarpıcıydı. Bu farkın ne anlama geldiğini tam olarak anlayabilmek için suyun kimyasal yapısına daha da yakından bakmalıyız. Görünüşte basittir. 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşur. Ancak bu basit yapı şaşırtıcı bir derinlik barındırır. Çünkü sudaki hidrojenler her zaman aynı değildir. Doğal sularda iki farklı hidrojen türü bulunur. En yaygın olanı H, çekirdeğinde yalnızca bir proton taşır. Daha nadir olanı ise D, yani döteryum, hem bir proton hem de bir nötron içerir. Bilim insanları H ile D oranına bakarak suyun kökenini analiz eder. Çünkü farklı kaynaktan gelen sular bu oranda küçük ama ölçülebilir farklar taşır. Ve bu küçük farklılıklar suyun nereden geldiğine dair bize önemli ipuçları sunar. Yani dünyadaki su yalnızca uzaydan gelmemiş olabilir. Gezegenin kendi derinliklerinden yükselmiş olması da güçlü bir ihtimaldir. 2014 yılında bilim insanları mantonun alt katmanlarından gelen bir kaya parçasında sıra dışı bir şey keşfetti. Ringwoodite adı verilen bu mineralin yapısında su moleküllerinin izleri vardı. Bu su sıvı değildi. Kristal yapı içerisinde hapsolmuş durumdaydı. Asıl çarpıcı olan ise olivin adı verilen bir başka manto minerali 30 gram başına yaklaşık 0.3 mg su tutabiliyor olmasıydı. Yani bu oranlar manto boyunca yaygın şekilde hesaplandığında dünya yüzeyindeki tüm okyanuslardan 10 kat daha fazla su iç katmanlarda saklı olma ihtimali var. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için zamanda yeniden yolculuk yapmamız gerekiyor. Evet, işte yeniden geldik. Yaklaşık 4,5 milyar yıl öncesindeyiz. Dünya henüz tam anlamıyla şekillenmemiş. Mars büyüklüğünde bir gezegen Dünya'ya doğru ilerliyor. Ve birazdan büyük bir çarpışma anına tanık olacağız. Bu çarpışmanın ardından dünyadan dev bir parça kopacak ve o parça bir daha hiç uzaklaşmayacak. Yörüngemize yerleşecek ve gecelerimizi aydınlatan ay olacak. Bilim insanları dünyaya çarpan bu varsayımsal gezegene Theia adını verdi. İlginç olan şu ki, antik Yunan mitolojisinde Theia, ay tanrıçası Selene'nin annesi olarak geçiyor. Yani bu isim
binlerce yıl önce de A ile ilişkilendirilmişti. İnsanlık bunu nereden biliyordu? Sadece bir tesadüf değil. Belki de kolektif bir sezgi. Bu çarpışma yalnızca ayı değil, belki de yeryüzündeki ilk suları şekillendirdi. Bazı bilim insanlarına göre bu çarpışmadan önce dünyada su vardı ve o su bu kozmik darbeye dayanmış olabilir. Yüzeydeki su çarpışmayla birlikte erimiş kayaların içine hapsoldu. Çünkü magma adeta bir sünger gibi su emme özelliğine sahip. Bugün bile Arizona çölündeki kristalleşmiş kayalar milyarlarca yıl öncesine ait suyu saklıyor. Ancak yüzeye yakın lavlar farklıdır. Bu lavlar su buharını dışarı salar. Kabarcıklar oluşur ve su atmosfere karışır. Yani suyun bir kısmı kayalarda tutuldu, bir kısmı ise gökyüzüne yükseldi. Zamanla dünya soğudu, ayı oluşturan çarpışmadan yaklaşık 100 milyon yıl sonra yüzeyde sert bir kabuk oluştu. Ve nihayet gökten su yağmaya başladı. Nehirler, göller ve okyanuslar doğdu. Yaklaşık 3,5 milyar yıl önce ilk yaşam formları ortaya çıktı ve dünya bildiğimiz haline dönüştü. Bilim insanları dünyadaki suyun kökenine dair tek bir yanıt olmadığını kabul ediyor. Kuyruklu yıldızlar gezegenimize su getirdi ama bu tüm suyun kaynağı değildi. Dünyanın derinliklerinden gelen sular gökyüzünden gelenlerle birleşti ve bu birleşim sadece fiziksel değil, kimyasal bir değişimi de tetiklemiş olabilir. Ancak suyun zamanla ne kadar değiştiğini kimse tam olarak bilmiyor. Tüm bu teoriler kafanızı karıştırdıysa gelin, keşif gemimizi atlayalım ve suyun zaman içinde değişip değişmediğini öğrenebileceğimiz bir yere gidelim. Cevabı bulmak için rotamızı gezegenimizin en genç ve en aktif yerlerinden birine çeviriyoruz. Hawaii. Burası, okyanusun ortasında yükselen volkanik bir ada zinciri ve hala yaşayan bir dünyanın nefesini hissettiren yerlerden biri. İşte bu topraklardaki lavlar, yer kabuğunun kilometrelerce altından geliyor. Ve gezegenin ilk günlerinden kalan değişime uğramamış suyu içinde koruyarak yeryüzüne taşıyor. İşte tam da burada bizi çarpıcı bir gerçek bekliyor. Gözlemlerimiz bu suyun okyanus suyundan belirgin şekilde farklı bir kimyasal imzaya sahip olduğunu gösteriyor. Bu keşif suyun hikayesinin tek bir kaynaktan başlamadığını ortaya koyuyor. Her bir damla farklı kozmik ve yeraltı yolculuklarının benzersiz bir birleşimi ve bu yolculuğun izleri gezegenimizin derin hafızasında gizlenmektedir. Bugün içtiğimiz bir bardak su, belki bir kuyruklu yıldızdan, belki de dünyanın kalbinden geliyor. Suyun kaynağını ararken, onun insanlar için hep daha fazlasını ifade ettiğini unutmamak gerekir. Mitolojilerde su, arınmanın ve yeniden doğuşun simgesiydi. Nuh'un tufanından, Hint'teki Mana efsanesine, Sümer'in Enkisi'nden, Türklerin Umay ve su ruhlarına kadar su, birçok kültürde hem yok edici hem de hayatı başlatan kutsal bir güç olarak görüldü. Belki de suyun hikayesi sadece bir molekülün değil, bütün bir insanlığın ve uygarlığın öyküsüdür. Dünyayı mavi gezegen yapan şey işte bu kadim, gizemli, hayatın özünü taşıyan ve gezegenin dört bir yanına yayılmış suyun ta kendisidir. Suyun hikayesi geçmişimizi şekillendirdi ve şimdi geleceğimizin kaderini belirliyor.